sandalyeyi bana çok olmuş. Ya şuraya tuttum. Geçen bir tane daha sandalyeyi tuttum. Son baktı gördüm. Açık ve ne söyleyeyim, biraz ahlaksızlık yaptılar. Yani şimdi ben olayı biraz anlatayım. Yani girmeyecektim. Arkadaşlar da öyle söyledi. Biz aşağı yukarı 10 günden beri zaten basın mensupları da biliyor. Kamil ile ilgileniyorduk. Türk menajer vasıtasıyla Avrupalı menajerlerle temas kuruldu. Ve her şekilde anlaşıldı. İşte baştan istediler, değiştirdiler, bazı şeyleri istediler, tekrar değiştirdiler. Biz onu da kabul ettik. Geldiler. Biliyorsun sağlık kontrolüne de girdi. Sözleşmeler de hazır hale geldi. Menajerleri diyeyim. Benden başkanım komisyonu nasıl ödeyeceksiniz dediler. Biz dedik ki bu senenin komisyonu, şimdi gelecek senenin komisyonunu, işte gelecek sene dedik. Başkanım bizim şartlarımızda komisyonu biz peşin alırız. Nasıl peşin alırsınız? Cash on the table dedi. Yani masanın üzerine hemen nakit. Oğlum dedim burası dernek, nasıl vereceğim ben sana nakit parayı? Bize de böyle öyle saçma şeyler olmaz. Anca dedim imzalanır. İmzaladıktan sonra pazar günü banka kanalıyla alırsınız paranızı. Diğer parayı dedim gelecek sene. Yok onu da peşin isteriz. Neyse bir ay sonra ya da tamam onu da veririm dedim. Udinese'nin bir parası vardı 150 bin euro kiralık. Onu da istediler tamam onu da veririz dedik. Sonra İşte anlaşma safhasına geldi. İşte Udinese'den evraklar beklendi. Hulsit'te evraklar beklendi. Sonra futbolcuya dedi ki hadi gel imzalayalım. Avukatım onay vermeden ben imzalamam dedi. Sonra bir ara bir karışıklık oldu. Ben yukarıda oturuyordum. Geldi çocuklar ya başkanım böyle bir şeyler oluyor herhalde dedim. Sonra çocuklar dedim ki gidin bir şeye otele bir kontrol edin. Gittiler otel bomboş. Adamlar kaçmışlar. Sonra hocamızla görüştüm. Hocam dedi ki eksik olmasın. Yani hep pozitif yönde bize katkı sağlıyor. Başkanım hiç önemli değil dedi. Bizim 6 tane şeyimiz var. Futbolcumuz vardı kanatta oynayan. Sonra gece saat 11'de tekrar herhalde yazışmışlar bu arkadaşlar. Gelmek falan istemiş. Hoca dedi bu karakter olan bir futbolcuyu ben zaten içeriye sokarsam ki aynı şey benim için de geçerli. Bursa Spor'u karıştırırız dedi. Allah selamet versin. Bence Bursa Spor için hayırlısı oldu diyebilirim arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Buradan kesinlikle emin olabilirsiniz. Ben Harun'u para için göndermedim. Burada benim en çok düşündüğüm biliyorsunuz hem kalecimiz Okan Koçuk hem de Muhammed'imiz var. Altında da bir de Ataberk'imiz var. Bunlar da milli takım oyuncuları. Harun 30 yaşına gelmiş. Artık Okan'ın da Muhammed'in de o kaleyi devralması lazımdı. Aksi takdirde ya Okan ya Muhammed kiralık olarak gidecekti. Biliyorsunuz Harun'un sözleşmesi Euro bazındaydı. 2 yıllık daha sözleşmesi vardı. Sonra düşündük, taşındık. Bu çocukların önünü açmak için Harun'un gitmesine karar kıldık ki zaten Harun da kendisi de menajerle beraber biz iki aydan beri çalışıyorduk bu iş için. Yani öncelikle yurt dışına araştırdık. Şimdi herkes diyebilir ki Harun ucuz gitti. Evet bence de ucuz gitti. Ama sanki 3 veren, 4 veren, 5 veren dünya kadar kulüp vardı da onların içerisinde biz sadece bir tanesini seçtik. Hayır. Fenerbahçe talip oldu. Sadece Fenerbahçe talip oldu. Daha önce Galatasaray talip olmuştu. O rakamı da söyleyeyim ben size. Galatasaray 500 bin euro
kiralama bedeli verdi. İkinci senede 500 bin euro kiralama bedeliyle satın alma opsiyonu olarak konuşulmuştu. Ben tabii telefonu nazikçe kapattım. Hayır olmaz dedim. Harun'un durumu böyle arkadaşlar. Bence kaptanımızdı. Uzun seneler bize hizmet etti. Kendisine de burada teşekkür ettik. Plaketini verdik ve Harun'u gönderdik. Ben hem Muhammed'in hem Okan'ın en az Harun kadar başarılı olacaklarını düşünüyorum. Evet. Başka Harun konusunda herhalde bu şekilde halletmiş olduk. Hepinize tekrar